Bence Vodafone Park. Çünkü Türkiye'nin en akıllı stadyumu. Çiminden olsun, Vodafone internet erişimi olsun falan çekme yönünden bence Vodafone Park. TT Arena. Ya ben bir Galatasaraylıyım öncelikle ve Vodafone Arena'da bulunmadım ama TT Arena'da bulundum. Bana göre çok daha ateşli bir taraftar grubumuz var. Daha görkemli yani. Beşiktaş taraftarına karşı bir saygısızlık yapmayayım şimdi. Gayet onlar da başarılılar ama ben bizim ruhumuzun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani lütfen sol beke Asamoah transferini gerçekleştirirseniz. Latovlevici'den bıktık, orta açamıyor. Buradan saygılarımı sunuyorum. TT Arena. O daha çok görkemli. Vodafone'un sadece şehir olarak güzel yani. Beşiktaş'ın merkezinde göbeğinde olduğu için. Ama TT Arena içeriği daha iyi. Vodafone'un içi, yani içeriği o kadar iyi değil. Dışı güzel ama içeriği o kadar iyi değil. Tabii ki de Galatasaray. Şu an çok iyi gidiyorlar. Sadece taraftarları maçta biraz bağırmıyorlar. İlla her maçta gol bekliyorlar ama her maçta gol olacak gibi olacak değil. Sadece Beşiktaş'ın tek beğendiğim şey taraftarı. 1-0, 2-0 yenik de olsa taraftarı 90 dakika boyunca hiç susmadan bağırırlar yani. Ben Bursa sporluyum aslında ama bence TT Arena. Çünkü Beşiktaş bir sporun düşman takımı bu yüzden yani. Vodafone Park. Çünkü Vodafone Park daha çok seyirci alıyor. Daha kapasitesi daha büyük. Galiba üstü de kapanabiliyor değil mi? Ben Fenerbahçeliyim. Bizi kimse sevmiyor. Bir kendimizi seven bir takımız ama saygılıyız. Sağ güzelse güzel. Tek başımıza, hep tek başımıza. TT Arena. Çünkü Galatasaraylıyım. Bulunmadım ama yanlarından geçtim. Vodafone Arena'dan da geçiyoruz. Benim için TT Arena. Ali Sami'ye de gitmedim ama orayı bilmiyorum. Onun hakkında bir fikrim yok maalesef. Vodafone Park. Ben daha seviyorum. Daha güzel. Deniz yakında. TT Arena bence daha görkemli. Çünkü Galatasaraylıyım. Vodafone Arena. Çünkü Beşiktaşlıyım ben de o yüzden. Bence Vodafone Park. Beşiktaş'ın merkezinde bir yer ve yeni bir stat. Özellikleri de Galatasaray stadından daha iyi. Göğüs açısı diyelim mesela. Göğüs açısında Beşiktaş stadında daha rahat her şeyi sahanın tamamını görebiliyorsam Galatasaray stadında öyle bir imkanı yok. Musa! Bu ışıklar nereden kesik ya? Karanlık burası. Vodafone Park. Ulaşım kolay, çevre güzel. Yani kesinlikle ulaşım kolay olduğu için benim için daha önemli. Vodafone Park. Kabataş ve merkezi bir yerde olmasından dolayı ve gayet görkemli park açısından vesaire ve yeni yapılmış olmasından dolayı çok içtihamlı da bence. Beşiktaş çalışıyor açıkçası. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın taraftar kitlesine hayranım. Çarşı taraftarını buradan tebrik ediyorum. Saygıyla anıyorum. Bence Vodafone Park daha iyi yani. Vallahi bilmiyorum, mimar yapısı daha çok hoşuma gidiyor. TT Arena. Sebebini soracak olursanız da bir ismimiz var yani, bu yeterli. Yani dünya tarafından biliniyoruz. Yönetime bilet fiyatları sadece, derbilere yönelik fiyat yükseltilmesi aşırı fazla yapılıyor. Taraftara da, taraftar gayet görkemli, hiçbir sıkıntısı yok. Sadece statlara gidilsin, kombin alınıp bırakılmasın bir yerde yani, bu kadar. TT Arena daha bence güzel duruyor uzaktan. Taraftarının da bunun da etkisi var. Koreografileri çok iyi yapıyorlar. Sevgili seyirciler, Galatasaray taraftarı yaklaşık 10 gündür hazırlanıyordu bu koreografi için. Vodafone Park. Deniz görüyor. Deniz gördüm, bereketli oluyor, çok gol atıyoruz. Vodafone Park. İstanbul'un en güzel yerinde olduğu için ve akıllı stat olduğu için. TT Arena. Hem ışıklandırması hoş, hem de Galatasaraylıyım. Vodafone Park. Beşiktaş taraftarı olduğum için. TT Arena. Çünkü ben Beşiktaş'ta okuyorum yani. Beşiktaş'ta Vodafone Arena'yı görme fırsatım oldu. O yüzden yukarıdan bakıldığında küçük duruyor bence. Tabii kendi çaplarında gayet güzel bir mekanı var. Her türlü deniz görüyor falan. Hani o maça gidenler maçtan sonra gayet güzel mekanlara gidebiliyor ama görkem konusunda bahsedecek olursak kesinlikle TT Arena. Zaten etrafında fazlaca gökdelen var ama onların arasında bile gayet güzel bir mimari olarak kocaman durabiliyor yani. O yüzden TT Arena ve ayrıca Galatasaraylı olduğum için mecburen bunu seçmek durumunda kalıyorum. Vodafone Park bence. Beşiktaş'ta olması öncelikli olarak hani sahile yakın olması ve son teknoloji ürünler kullanıldı diye biliyorum. Bayağı yatırım yapıldı oraya. Giden insanlar da birçok Beşiktaş arkadaşım var. Çok memnunlar. Vodafone. Bilmiyorum, öyle geliyor. Vodafone Park. Çünkü Beşiktaş'ta biraz daha semt havası var ister istemez. O yüzden maçlarda da daha bir görkemli oluyor açıkçası. Bir de yani Beşiktaş'ın bir desibel rekoru var. Kayıtları da geçmiş bir durum bence Vodafone Park kesinlikle. Vodafone Park ya. Yerine daha başka bir stat var mı dünyada? Denizi yeter bir kere. Dolmabahçe yeter bir kere ya. Vodafone Park. Hem yeri daha güzel hem de atmosferi daha iyi.